Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size yine hani kısadan bir video göstermek istiyorum. Yani bir şey size aktarmak istiyorum. Konu gemiler. Yani gemilerle ilgili bir şey çok soru geliyor YouTube'da ya da Twitch'te. Bu yüzden dedim ki ben bu soruları buradan yani komple bir cevap vereyim. Yani en çok sorulan sorulardan bir tanesi, gemi patlayınca ne oluyor? Yani şöyle diyeyim. Şu an bir şey olmuyor. Yani patlasa, patlamasa fark etmiyor. Çünkü bildiğiniz gibi oyun şu an bir alfa sürecinde. Yani aldığınız her gemi patladığında yani kolayca geri alıyorsunuz. Sadece işte bilgisayar ekranına gidip yani oyun içinde işte bilgisayar ekranları oluyor. Oradan geminizi claim yapıyorsunuz. Yani claim ne anlamına geliyor? Şimdi her gemi şu an sigortalı. O yüzden hani sigortadan paranızı ya da geminizi geri istiyorsunuz. Buna da claim diyorsunuz. Yani hakkınızı istiyorsunuz. Ama bu sadece şu an böyle. İleride tabii ki hani oyun çıktığında sigortanızı kendiniz ödemeniz gerekiyor. Şu an bedava. Yani oyun çıkana kadar her şey serbest. Hiç korkmanıza gerek yok. Ama oyun çıktıktan sonra bu sigorta yapmak için para ödemeniz gerekiyor. Yani küçük yani ufaktan bir yani fee deniliyor İngilizcesi. Yani işlem parası. Ve de diyorlar ki gemiye göre tabii ki miktarı da değişiyor. Yani %10 diyorlardı en son. Doğru mu bilmiyorum. Yani atıyorum bir gemiye 1 milyon USD veriyorsanız artık aylık ya da senelikleri daha muhtemelen %10'unu ödüyorsunuz yani sigortasına. Ama yani dediğim gibi korkmanıza gerek yok. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ve daha ne soruluyor? Bir bakayım. Yani bu sefer diyorlar ki tamam okey, o zaman gerçek parayla aldın gemi ne oluyor? Yani bildiğiniz gibi bu oyunda gerçek parayla gemi alabiliyorsunuz. Yalnız şöyle bir şey var. Mecbur değilsiniz. Yani bu sadece bir bağış oluyor. Star Citizen oyununa bir bağış oluyor. Büyük gemiler almak zorunda değilsiniz. Yani bununla ilgili az sonra bir şey daha diyeceğim. Yani şunu demek istiyorum. Bunu bazıları bilmiyor. Siz aslında benim açımdan yani şahsen benim kendi fikrim. Şu an oyundan aslında bir şey satın almıyorsunuz. Bağış yapıyorsunuz. Bu bağışla CIG oyunu geliştiriyor. Ve bence gayet de iyi geliştiriyor. Çok güzel bir oyun oldu. Ve gittikçe patchten patch'e değişiyor. Ve bana kalırsa bayağı da şey yani söylediklerini yavaş yavaş olsa da ekliyorlar. Yani yalnız bu oyuna başlamak istiyorsanız en azından bir game package almanız gerekiyor. Bu game package'ler işte 30-35 dolardan başlıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve hatta ileride 3.11 patch'ten sonra belki daha da ucuz olabilir. Çünkü yeni küçük gemiler çıkacak. Yani başlangıç gemileri. Belki de daha uygun olur. Ama şu bir gerçek. Gerçek parayla bir gemi alıyorsanız yani LTI olmasına bakmanız gerekiyor. Yani mutlaka LTI olsun. LTI ne anlamına geliyor? Yani LTI Lifetime Insurance oluyor. Yani sonsuza dek sigorta. Yani bu sigortayla işte istediğiniz zaman geminizi patlasa bile geri alıyorsunuz. Yani yeni bir gemi alıyorsunuz. Standart loadout'la geri geliyor. Onu da söylemek istedim. Çünkü ileride şöyle bir şey olacak. Geminize istediğiniz silahlar, yani daha iyi silah da takarsınız. Daha iyi gemi motorları takarsınız. Bunlar çok pahalı şeyler. Yani gerçekten pahalı olacak ileride. Şimdi bunlara da ekstra bir sigorta yapmanız gerekiyor. Sizin aldığınız gemi
Sadece hani siz nasıl aldıysanız öyle geri geliyor. Yani dediğim gibi gerçek parayla aldıysanız bile LTI değilse geminiz gider. İşte o zaman bilmeyen şunu der ama ben gerçek parayla satın aldım. Nasıl benden alabiliyorsunuz bu gemiyi? Yani bu bir gerçek. Evet üzücü oluyor ama şunu unutmayacaksın. Senin verdiğin para sadece bir bağış yani yardım amacıyla veriyorsun. Onlar da sana işte bir gemi veriyor. Dediğim gibi almak zorunda değilsin aslında. Bana kalırsa ben şimdi 2 senedir bu oyunu işte bayağıdır yani neredeyse her gün oynuyorum. Bende çok sayıda gemi var. Ama bence küçükten başlamak daha güzel. Yani ufaktan başlamak daha çok motive veriyor. Bu benim şahsen kendi fikrim. Ufaktan başlayıp işte istediğiniz gemiye doğru çalışırsınız. Yani para kazanırsınız. Yani daha güzel bir his bence, daha güzel bir duygu. Yani şey demek istemiyorum yani pişmanlık duygusu yok bende. Hani ben öyle ya da böyle bu oyunu seviyorum. Yani hala şey ama yeni başlayanlar yani bazıları yani bazılarında bu olabilir. Yani motivasyon belki düşer yani. Çünkü tabii ki küçük gemilerin para kazanmak daha zor bir şey. Büyük gemin varsa daha çabuk kazanırsın istediğin parayı. Yalnız şöyle bir şey var. Tek başına oynarsan büyük bir gemi de hiç işine yaramıyor. Hatta dezavantajlı oluyor çünkü masrafları da çok pahalı. Ve büyük gemiyle tek başınıza gerçekten bir şey yapamazsınız. Yani misal Karak gemisi şu an 600 dolarlık bir gemi. En sevdiğim gemilerden bir tanesi. Sadece uçarsın yani o gemiyi. Yani ne oldu? Burada birisi galiba bir taş kırdı. Bir mineral kırdı galiba. Neyse. Nerede kalmıştık? Evet, büyük gemiyle tek başına bir şey yapamayız. Çünkü Karak mesela, Karak'ta 4 tane taret var. Bu taretleri kimse oturmuyorsa yani gemide ateş edemiyor öyle diyeyim. O yüzden ileride işte bir grupta oynamak çok önemli. Yani arkadaşlarla falan takılmak çok önemli ve çok zevkli oluyor bu oyunda. O yüzden yine de şey herkesi davet ediyorum buradan. Türk Citizen Klanı yani kapımız açık isteyen gelebilir. Bayağıdır hani eğleniyoruz yani çok hoş geçiyor. Zaten yayınlardan anlıyorsunuzdur. Evet yani büyük gemi demek şey yani daha iyi anlamına gelmiyor öyle diyeyim. Yapmak istediğinize bağlı tabii ki. Bir de şunu söylemek istiyorum. Daha ne soruluyordur? Sadece aynen şunu soruyorlar bir de. Sadece gerçek parayla mı bu oyun oynanıyor? Aslında bunun cevabını verdim ben size. Gerçi sadece gerçek parayla değil. Yani bir game package alıyorsunuz o kadar. Ve oyun içi şu an istediğiniz gemiyi aslında alabilirsiniz. Gerçekten yani %99 öyle diyeyim. Tabii ki şu yani şöyle diyeyim. Oyuna çıkmış gemilerden hepsini neredeyse alabiliyorsunuz. Oyun içi parayla kazanıp alırsınız yani. Mesela Prowla gemisi 500 dolara satılıyor galiba. Benim için hatta 550 dolar çünkü Almanya'da vergi ödüyorsunuz. Oyun içi ama sanırım 2,5 milyon ya da 3 milyon USD. Yani gayet iyi fiyat. Çabuk kazanabiliyorsunuz bu parayı. O yüzden benden tavsiye küçük paketle başlayın ve yani oynayarak para biriktirip zor olsa da sabır gerekiyorsa da hani öyle bence oynayın. Daha zevkli oluyor. Gemi satışlarına yine gelirsek ne zaman oluyor gemi satışları? Aslında her zaman gemi satılıyor bu oyunda.
Şu an Robert Space Industries sayfasına giderseniz orada 15 ile 20 arası işte gemi satılıyor. Hatta şöyle diyeyim, şu an özel bir event var. Bu eventten dolayı birkaç gemi daha satılıyor. Normalde satılmıyor işte. Ve event oluyor işte. Eventlerde, hani özel günlerde aslında her gemi satılıyor. Mesela bir dahaki event Kasım ayında olacak sanırım. Böyle eventlerde hani gemi şovları falan oluyor. İşte bütün gemiler LTI'lı satılıyor. Ve istediğiniz gemiyi alabiliyorsunuz gerçek parayla. Tabii ki işte oyunu, yani destek vermek istiyorsanız şirkete alabiliyorsunuz. Ama o gemi sizin oluyor. Bir daha da kaybolmuyor yani. Çünkü dediğim gibi LTI'lı. Çok büyük gemiler de satılıyor ama büyük gemi şart mı? Yok, sanmıyorum. Hani büyük bir crew varsa, büyük bir ekip varsa o zaman büyük gemiyle oynamak çok zevkli olur. İleride işte CIG multi crew sistemine, yani mekanizmasını koymak istiyor oyuna. Yani ne anlamına geliyor? Hem arkadaşlarından, hani NPC ile bile bir gemi uçabiliyorsun. Yani NPC'lerin de görevi oluyor. Herkes kendi görevin peşinde. Mesela birisi turret'te oturur. Öbürü işte co-captain olur. Yani kaptan yardımcısı olur. Öbürü pilot olur. Ve her gemide bir bilgisayar var. İşte o bilgisayardan ayarlar yapıyorsunuz. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor işte şu an. Ama dediğim gibi, hani eğer başlıyorsanız bu oyuna, bence işte birkaç paket görevi yapın. Hatta yeni başlayanlar için bence çok mantıklı. Çünkü o oyunu tanımış oluyorsunuz. Yani paket görevleri sizi işte her gezegene götürüyor neredeyse. Paket görevi ne oluyor? Mesela diyorlar ki şu önümdeki gezegende mesela bir outpost var. Bir istasyon var mesela. Oradan bir paketi al ve Daimar'a götür diyor mesela. Alıyorsun, götürüyorsun paketi. Ona göre para alıyorsun. Yani bu Star Citizen evrenini böyle tanımış oluyorsun. Ondan sonra 30-40 bin UEC topladıysan, biriktirebildiysen bir prospektör kiralarsın. Onunla da madencilik yaparsın. Bence şu an oyunda en iyi mekanizma madencilik ve çok iyi para getiriyor. Ama şöyle diyeyim, ben bazı arkadaşlarım söyledikleri işte doğruysa çünkü ben onlar gibi saatlerce para kasmadım ama 1-2 gün içinde 2-3 milyon topladılar, yani biriktirdiler sıfırdan başlayıp. Yani 2-3 milyon belki değil ama yani kesin 1-2 gün oynarsanız 1 milyonu rahat biriktirebilirsiniz. Zaten bir prospektör 2,5 milyon. Ve ondan sonrası kolay zaten. Evet, umarım bazı sorulara cevap verebildim. Eğer başka bir merak ettiğiniz bir konu varsa lütfen aşağıda comment bölümünde yazın. Aslında ben her soruya cevap vermek isterdim. Ama işte zamanım kısıtlı maalesef. O yüzden en çok like alan soruya ben ekstra bir video yapmayı düşünüyorum. O yüzden bol bol sorun arkadaşlar. Benim için de zevkli oluyor. Ve aslında sadece yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu oyunu daha çok tanıtmaya çalışıyorum. Umarım videomu beğendiniz. Eğer böyle devam etmemi istiyorsanız mutlaka bir like atın ve abone olmayı unutmayın tabii ki. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.